Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladı. Hayrul kuruni karni, summellezine yelunahum, summellezine yelunahum. İnsaniyet yaşap ötken asırladı en afzalı meni asırım deydi. Sonra ana şu asırdan keyingi kelgan asır, sonra ondan keyingi kelgan asır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 zamanını, 3 asırını muhtadı. Ulardan albatta en afzalı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özü yaşayan zamanı saadet bugün, özü yaşayan asır. Ondan keyingi sahabalar da asırı, ondan keyingi tabi'inler de asırı. Siz bilen biz bana şu zamanı saadet de zikir kılınken asırlar dikkinsi sahabalar davrı hadi yaklaşarken biz siz bilen biz her bitti sahabanın hayatını okumur genişliği de özümüz gibi onların hayatından ibret namunan alışıgımız vacib oladı. Bugünkü okuyduğun sahabanın ismi Abdullah ibn Huzafa Sahmi radıyallahu anhu. Bu kişi hakkında Umar ibn Hattab'ın muhatta bir şey öğretken sözü var. Şu bilen başlayalımız aslında. Her bitti Müslüman Abdullah ibn Huzafa'nı başıdan, peşemesinden ufku işliği gerek. Ve men bana şu nasıl birinci bölüm başla birine. Abdullah ibn Huzafa Sahmi cüde köp Arap yigitleri katarda bir yigit idi. Eğer İslam degen nimet Allah da Allah tamamen onge verilmegen idi. Eğer İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzatlı yelkesine koygen yük eğer şu kişiye verilmegen idi başka Arap yigitleri katarda da tarihte hiç kandis kaldırmayan halde yaşa ve tüketişli yanıdır. Lekin bu kişiye bana şu baht kuşu başıya kondu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında o uzatka sahaba oldu. Ve özünün zamanında yaşayken en büyük ikide padişah Rum Kayseri ve Fars Kisrası'nı huzuru da suhbatta oldu. Onlar bile bahs kıldı. Hicretini 6. ilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini bütün yeryüzü de tarkaçlık için yeryüzüge ilan kılışı için bir kança dünyadaki katta padişahlarına maktublar yazdı. Bana şu maktublar arkalı Peygamberimiz olanı İslam dinine davet kıldı. Ve bana şu sefer üçün Peygamberimiz özünü has sahabalarını tallab aldı. Peygamber Aleyhisselam bana şu sahabalarını tallab hat bilen yönetirken bilerdi bu kançalı hatalli sefere geldi kendine. Çünkü bu hat götürüp getirirken kişiler kimler idi? Bu kişiler özünü zamanı da en oh, biz sizni her kanda büyürüğünüzü bacarışıya tayarımız hohla gel büyürüğünüzü büyürün dedi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana şu köp sahabalançıdan 6 kişini İslam degen çırağını tarkaçlık için İslam degen nurunu yeryüzünde tarkaçlık için 6 kişini koluya had verdi. Ulanın kadarı da Abdullah ibn Huzafa Sahmi radıyallahu anh han barındı. Bu ne kadar şeref, ne kadar baht ki Resulullah'ın koludan hatını alıp başka padişahla yetkisiyle vazifesini alıştık. Bana ettik, bu Abdullah ibn Huzafa başka Arap yigitlerde kabul yigiti de halas. Eğer şu şeref o kişiye verilmeyen de dünyaya gelip ketkeni yine bura bilmesi diye. Lekin İslam'ın mahkem işlegenliği, Resulullah'ın da sözüki sözsüz itaatı genliği o kişinin kıyamet geçi ismi zikir kılınken de radıyallahu anhu Allah ondan razı oldu degen sözünü alış şerefine müyesser oldu. Abdullah ibn Huzafa'ya Fars padişahı Kisra'ya hat alıp barıştık vazifesi tavşırıldı. Hat ne aldı? Resulullah'ın amanatını aldı. Resulullah'ın elçisi oldu. Resulünün Resulü oldu. Şu şeref bilen geldi, yüge tergeliğini gördü. Ayalı bilen farzandından hayırlaştı ve Allah'a tevekkül kılıp Fars yüklerine kadar at koydu. Fars yeri getken payeti de Kisra'nı huzur getirişi ki ruhsat soradı. Elçike geldiğini eşken Kisra büyürdü, sarayını bezeşti. Bütün ayağlar toplandı ve ruhsat verildi. Abdullah ibn Huzafa getirişlikke. Abdullah ibn Huzafa sahrayı adamlardan idi. Kim adlıydı, körülüş adlıydı, koydu hidikeler idi. Kisra özünün zamanısı da ilahlıydı, davakla diyen padişahlardan idi. Ana şu davırdı, eğer bir kıskaça yapıladırken bozsa, ana şu davırda insaniyatı köprak kısmı yaşat dururken join'ı ikide büyük bir imperiye gelip durardı, bölüp durardı. Yarımını Fars, yarımını Rum gelip durardı.
Ana şu dünyadaki en kudretli iki tane memleketi bittesi ge, Abdullah Peygamberimizi risalatını hatını götürüp aldı. Onge ruhsat verildi, kirdi. Abdullah hatını alıp gelirken de Kisra işare kıldı. Hizmetkarıya hatta alıp gelişlik ge. Abdullah hatını vermedi, Resulullah menge Kisra adı koluge tavşırışlık gibi yürüdü. Koluge tavşıramam dedi. Hatını aldı, abarıp Kisra'nın koluge tavşırdı. Kisra aldı ve özünü Arap dilini buladıkken tercümanlardan bittesini çakırdı. Hatını, avazını çıkarıp okşilik gibi yürütürdü. Hat kuyuda geçiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Resulillah ile Kisra azim kurs. Selamun ala men ittebel huda. Hatını mazmunu Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah'dan Farslarının büyüge Kisra'ya hidayet yergeçkenlerge salam olsun dedi. Mana şu satırlarını eşitti de, davamını eşitmezsen Kisra şimdi bir gazap otuge mindi. Yüzleri kızardı, boyunda tomurlar ırgıp götürülüp çıktı. Kendi kılıp, bu beni kulum bogan sahrayı arayıp, özünü ismini, beni ismimden burun cürat kıladı. Bu, bunun nazarı da, polançı polançıdan deyip durup, Peygamber Aleyhisselam özünün ismini keyin açtığı kere gidi. Bu tuğyonga, küfürge, botgan padişahın ahvalı şuydu. Hatını korudan aldı da yırtıp taşadı. Abdullah'ını haydab çıkarışlık gibi yürüdü. Abdullah'ını sahradan alıp çıkıp ırgıtışı vardı. Abdullah eline nime buluşu yine oylandı. Eline nime buladı. Hatını yırtı vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sorama gene kendine akılıştı. Eğer yurt olsa bunu akılıydı. En asasıysı Peygamberimizin büyüğü olacağı oldu. En de bir ara kızı odada, kızı kıyıyor, atını sahraya kırıp çattı, ketti. Kisra, gazaptan çıkandan keyin, Abdullah'ın top gelişi gibi yürüdü. Lekin uzak, anca uzak, öldü ki topa gene de onu topuş olmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gel, bu haberini yetkizgeni de, ya Resulullah, sizi hatizi, yırtıp taşlar degende Allah da Allah onun mülkünü yırtıp taşlasın dedi. Hakikaten yırtıp taşladı Allah da Allah. Min yıldan köptürgen Fars İmperiyası Müslümanlarda kolları da vayran oldu. Müslümanlar galip oldular üstüden. Bu Kisra bana ana şu davrlarda Yemen bana biz bilgen Yemen Farslarga tabiydi. Yemen'deki Kisra özünü valisi bugün, bazan degen padişahke hat yazıp etti ki ana şu Araplarda içi de peygamberliydi, davakılıyken Muhammed'e gezimli kişi çıktı. İkide bir küçülü adamını cönetken beni aldım yap gelirsin dedi. Bazan bu hatta eşki organıdan ki ikide bakuvat küçülü palmalardan Medine'ye cönetti. Medine'ye gelip peygamberimizin üçü açtı. Seni padişahlardı padişahı Kisra bizi padişahımız Bazan'a mana mana hattı yazdı. Biz buna keçilike tergeledi ki. Bu olmasam küçümün abketemizdi işte. Resulullah'a tahrip kılıçtı. Resulullah Aleyhisselam etti. Ertteki keliler, ertteki havarına etemensin. Cevabına etemem dedi. Tan yattı kelişti. Şimdi Peygamber Aleyhisselam etti ki sizler Bazan'a bana ettiler padişahlar. Bugün tünde Kisra'nı oğlu Şirevih özünün atasını katıl kıldı. Fars bilen Medine ortasında bir neçe künlü, bir neçe bir aylarda gelirken müddet idi. Uyada boyan havardı fakat vahiy arkalı yetişmişliği mümkün idi. Hali kişi falvan etti ki, nime diyersen, nime deykeni şunu yersen mi dedi. Sizler barış şunu ayetiler dedi. İki de falvan Yemen'e katip geldi. Valiye, padişahke, bu Muhammed degen kişi, manamın de geblar da etti. Şirevi özünün atası Kisra'nı öldürüptü dedi. Bazen akıllı adam bu yanında etti ki kütüp duramız dedi. Eğer bu gap yalan olsa özümüz bile işimizi kılamız. Ya eğer Ras bunu deyip oladığı olsa bu gapta fakat Nebi elçi mümkündür. Ve bir neçe günlerden keyin Bazen'e Fars'tan hak geldi. Şirevih özünün atasını öldürgenliği özünün halkı zulüm kıyanlığı için şerefli kişilerde öldürürgenliği için ula da ayarlarını özge çöğürü kılığı o genliği için halkım için intikam alıp atamı öldürdüm. Ve menge itaat kılıçlıkke halkından vaadını kasamda koydu yani hatta işitti. Şimdi bazen hatta aldı da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah iman gekildi. Ve onu gergeçip Yemen'deki barça ana şu Yemen halkını başkarıp durgen Farslar İslam gekildi. Bu Abdullah ibn Huzafa'nı
Fars paşası bilan bo'lgan muomalasi edi. So'ngra Alloh azza va jalla Abdulloh ibn Huzofani yer yuzidagi ulkan ikki buyuk poshoning ikkinchisi Qaysarga ro'baro qildi. Bu Rum, biz bilgan Vizantiyskiy imperiyaning imperatori edi. Nasoro dini dedi bular. Ana shu Qaysar, ana shu imperator musulmonlarni e'tiqodi mustahkamligi haqida ko'p eshitgan edi. Payg'ambarga bo'lgan muhabbatini qattiq ko'p eshitgan edi. İmandan ulada sırcıtı bulmasını cüda köpeş kendi de etken dedi ki ana şu Müslümanlar bulan bulayken cengde Müslümanlardan burada bir asir tutsa ve Muhammed'den doğru talim oyan sahabalardan bitti yarıntası bulsa trileyin okkeleri de büro vergeni de. Ana şu Müslümanlardan asir tutsa uruçta ve ulada içi de Abdullah ibn Huzafa sahmiyen bu arada. Asırlarda op gelişti. Dünyada ikinci katta sultan, ikinci paşası duruptu. Abdullah da kolada kişenband kıyan halde ap gelişti de karab durup imperator etti ki bir de takibi var dedi. Abdullah işlemen yapır dedi. Etti ki diniyle yüze giresen dedi. Nasrani dini götesen senge bir köp hadayı, hadiyelerini veremem dedi. Bu Resulullah'ın sahabası etti ki hayhat dedi. Min metti ölgenin avzal. Seni diniye kere özüm ve dininden katkenden göre dedi. Şunda Halil Kaysar etti ki bu öcal adam yok şey sen. Eğer seni etken işte kımasın öldür var mı anadolu da? Ölüm menge 100 metre avzaldı. Az gün oturdu da yine bir de takibim var dedi taşa. Abdullah eşlemen dedi. Dininden kaytasan. Nasıran dini götesen. Beni vazirin bulasan. Mülkünün yağmını veremem dedi. 3-4 çaka üçün dinini almıştır olayken yol bulmayıp eşittiririz. Nasrani'yi götürürken, hafız sektörle kirip götürürken, arzımayken 3-4 çaka üçün ahiratını satı olayken kişilerde kulağımızı çanlattırırdı. Eşittiririz. Bu zatları görün ki, yeryüzündeki en katta imperiyanın imperatörü yarın mülkümü veremem diyordu. Bunlar etikadını, imanını kadar yetken kişiler bugün. Yok dedi. Eğer sen mülkünün hamasını vergeninde, bütün Arap ajandı yerlerini bırkıttırıp, beni kolumge taşırgeninde yan, sana bu takilifini ben hodda cevap vermeyeyim ben dedi. Şunda Namid Bogan Kaysar ab çıkıp, korkuçluğunu ihtiyar kıldı. Yağaçı koştu, kemançılarga büyürdü, kolunu yanıya atıyorlar, korktuylar dedi. Açtı, kolunu alıp gelip sayıldı. Yine az kıldı takilifini. Abdullah yine inkar kıldı. Endi oyog'ini oldiga otinglar dedi. Oyoqlarini oldiga otdi. Sayildi cho'tishlik uchun. Yana bosh tortdi. Shunda aytdiki, "Ab chiqib" dedi. Qaynab turgan dosh qozonda yoqqa savoringlar dedi. Ularni radiyallohu anhum desa hayron bo'lmaylik. Bekarga bu sharafga ega bo'lmaganlar. Butun dunyoda boyligini, eng katta davlat o'zini yarim boyligini ta'kid qilib turgan paytda ular yo'q deyishlikka quvvati yetgan. Çünkü öyle şey işengen ola. 3-4 son için ahiretini satı alıp cehennemde özgü bir hakkı olmayan ola. İki kişi ne yapıyor işte Müslümanlarla asır çıkan. Katta kaynak dururken taş kazandı yok. Şimdi taşlaş vardı. Göçleri yetilerde şimdi acılap getirdi. Göçleri kazılap getirdi. Suyeler yalangaç var acılap kaldı. Şimdi ne var? Abdullah'a yekildi. Abdullah'ın yapıp gelip uçağı dağılıp yapıp gelip ana şu kazanga taşlamak şey oturuyken payıda Abdullah'ı yığla vardı. Şimdi bu sındı bu. Bu yığladı bu. Bu endi hozir taslim bo'ladi deyishdi. Va Qaysarga podshohga uni yig'laganligini xabarini aytishdi. Shunda olib kelinglar shuni dedi. Olib keldi. Nasroniy diniga o'tasan men desa yo'q dedi. Senga o'lim bo'lsin. Nimaga unda yig'lading dedi. Abdulla aytadiki, yig'laganim sababi quyidagicha. Mendan burun ikkita birodarim yoqqa tashadi, shahid bo'ldi Allohning diydoriga yetdi. O'zimga aytdim, Abdulla hozir seni ham tashashadi, joning ketib chiqadi. Bir tane canını kurban kılasan, Allah'a didarı yetesen. Yığılaganım şuna saki, nemeke canı min demez. Min demez Allah'a didarı kurban bu mide. Canımı bitteli yığıladım dedi. Ölümden korkutmaz. Allah'a yolda bitti canım var, bitti aziz canım. Şunu ile dersem Allah'a razı getirmem mi? Bu şunçeli asan mıdır? Canımı bitteli yığıladım. Min de bugün de, min de canımı kurban kılışı payar buladım dedi. Kaysar qoil qoldi da agar meni peshonamdan bitta o'p qo'ysang qo'yib yuboraman seni dedi. Chunki bu haqiqiy erkaklik edi. Haqiqiy doiralik edi. Haqiqiy Allohga bo'lgan iymon edi. Abdulloh aytdi,
Başka Müslümanlar diye koyuvarasam mı dedi. Başka Müslümanlar diye koyuvaramam dedi. Abdullah aytadı, bitti Allah düşmanı peşenasına uf koysam, Müslümanlar diyorum ben padiyem olsam, unçeli zarar olmasa gerek dedi de peşenasına uf koydu. Şimdi hemen Müslümanlar koşup verdi, Medine'ye kaytip gelişti. Bugün vakayını eşken Ömer ibn-i Hattab r.a. her bitti Müslüman, Abdullah'ın peşenasına uf koyuştuğu gerek. Birinci bölü özün başlayımında da peşenasına uf koydu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekarga qaysini sizlar ertagini ushasanglar albatta sizlarga to'g'ri yo'l yetaradi bekar aytgan emas. Bular ichida kuchga to'lgan polvonlari bo'lgan, boylari bo'lgan, miskin kambag'allari bo'lgan har bittamizga bittadan ibrat namuna bo'lishiga loyiq sahobalar bor. Bizning haqiqiy kumirlarimiz bizning til bilan aytganda mana shu sahobalar, shularni o'rganishimiz kerak bo'ladi. 3-4 so'm ozgina dunyoda chaqasi matosi deb turib oxiratni almashtirib bo'lmaydi dunyosiga. Parvardigoro Eşke maruzlara yanakışanımızda tavfik vergin. Ve kıyamet gününde maşhur sahabalarda kaysi biri bilen bozayan, yanada bile turşu nasip ediyen bozayan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.